Milli Eğitim Bakanlığı evrim teorisini yeni müfredattan çıkartınca Bilim ve Ütopya dergisi harekete geçti, evrim dersleri başlattı. Çok yüksek farklılaşma gösteriyoruz. Yaklaşık 25 yıldır bilim, kültür ve politika alanında yayın yapan Bilim ve Ütopya dergisi, müfredattan evrim teorisinin çıkartılmasına ders vererek tepki gösterdi. Biliyorsunuz evrim dersleri müfredattan kaldırılmıştı. Biz onun ardından dergimizi özel bir sayı yapmıştık, evrim özel dosyası yapmıştık. Dergi ekibi evrim ve bilime yönelik saldırılara karşı mücadele edeceğiz diyerek alanında en yetkin isimlerle 2 günlük eğitim programı hazırladı. Evrim dersleri adı verilen etkinliğe üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Çünkü hani Türkiye'de evrimin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ve benim de insanlara aktarmak istediğim şeyler var bu konuda. Ve hani daha iyi anlayabilmek için evrime buraya katıldım. Antalya'dan geldim yani, orada okuyorum. Evrime ilgim vardı, bilime daha doğrusu ilgim var genel olarak. O yüzden böyle bir yere katılmak istedim. İlk ders Ankara Plaza Otel'de yapıldı. Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden yüzlerce öğrenci ve yurttaş katıldı. 2 gün sürecek evrim derslerinin ilk gününde Profesör Doktor Semih Koray, bilim, yasa, hipotez, teori ve evrim, Profesör Doktor Doğan Perinçek, toplu yok oluşlar ve evrim, Profesör Doktor Ergi Deniz Özsoy, türlerin kökeni ve evrim, Profesör Doktor Erksin Güleç ise insanın evrimi derslerini verdi. Evrim derslerinin ikinci günü yani 15 Ekim Pazar günü Profesör Doktor Ali Demirsoy, Profesör Doktor Yavuz Unat, Profesör Doktor Tamer Kaya ve Doçent Doktor Münire Özlem Çevik ders verecek. Çok ayrıcı bölgeler var. Evrim derslerinin ilk günü açılış konuşmasını yapan Bilim ve Ütopya dergisi genel yayın yönetmeni Emrah Maraşo, ulusal kanala konuştu. Daha sonra Türkiye'nin pek çok ilinde, başta büyük kentler olmak üzere evrim dersleri düzenleyeceğimizi ilan etmiştik. Maraşo, evrimin müfredattan kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Önümüzdeki süreçte başka kentlerde de bu etkinliği sürdüreceğiz dedi. Bu derslerin ilkini Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Çok yüksek bir katılım var, çok ciddi bir ilgi var. Bu aynı zamanda Türkiye'nin birikimini, bilim birikimini de gösteriyor. Aydınlanma birikimini de gösteriyor. Dolayısıyla bundan sonra etkinliklerimize devam edeceğiz. Evrim ve bilim mücadelemiz, aydınlanma mücadelemiz ve bunların toplamını savunma çabamız devam edecek bundan sonra da.